Selamlar. Yeniden merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Evet, zaten başlıktan şuradan buradan her yerden anlamışsınızdır. Bu ara kısa yol kayıt başlattı, kayıt şey ondan çalışmadı. Neyse, çok da önemli değil. Diyeceksiniz ki bahane. Şimdi öncelikle Age of Empires 4'ü özellikle bitirdikten sonra zaten söylemiştim o Age of oynarken de. Bilmem, belki bunu daha önce yayınlarım. Çünkü Age of'ta çok bölüm var. Yani özetle Age of Empires 4 bittikten sonra yeni bir strateji oyununa başlayacaktık. Yeni bir efsanevi strateji oyununa başlayacaktık. Bu Red Alert 3 ile StarCraft 2 olacaktı. İlla ki kaçamazdı çünkü. Neden Red Alert 3 ve StarCraft 2? StarCraft zaten StarCraft hikayesini devam edecektik. Yani efsanevi bir hikaye var orada. StarCraft 2 de zaten efsane bir oyun. Onunla alakalı içerikler de üretmek istiyordum. Oynamak istiyordum. İçeriklerinden ziyade. StarCraft 2 Allah'ın emriydi. Yani şu anda onu yerine getiriyoruz. Red Alert 3 ise açıkçası Red Alert serisine başlamıştık. Red Alert 2'yi de oynamak istiyordum ama grafikleri gerçekten çok kötü. Bu çağda çok kaldırabilecek durumda değil. Red Alert 3 bir nebze daha kabul edilebilir. Öyle diyeyim. Bir nebze bir tık daha kabul edilebilir. O yüzden Red Alert 3 oynayacağız. O da yakın zamanda gelir. Evet, StarCraft 2'ye başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben birkaç şeyini yapayım. Öncelikle 10 dakika gibi kısa bölümler tek bölümler halinde olmayacak. 10 dakikadan fazla bölümlerse yani tek bölüm halinde yayınlayacağız. Uzatmayacağız konuyu. Teker teker gideceğiz. Yani atıyorum biriktirebilirsiniz. 20 dakika bir bölüm olabilir. Yarım saat bir bölüm olabilir. 3 saat bir bölüm olabilir ama kesinlikle tek tek gideceğim. Gitmeye çalışacağım ama dediğim gibi yani mesela şimdi girdim 5 dakika çat bitti. Yani onu tek bölüm atmayayım. Uğraşmayayım. Onu hemen bir bölüm daha yapacağım. O şekilde zaten bölüm olarak da gitmiyor. Yani hikayede akışı biraz farklı ilerliyor. Onu da zaten birlikte tecrübe etmiş olacağız. Onun dışında bununla alakalı yapacağım bir henüz bir şey yok. Sadece söylemek istediğim şey, ben bu oyunu daha önce oynadım ama öyle yalap şalap oynadım. Hani tam şeyinde değil. Sadece gördüm hikayesini. Bu arada StarCraft 2 free ama campaign kısmı free değil. Girip yani normal co-op ve player vs player kısmını oynayabiliyorsunuz. Episode 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Daha sonra ekstra görevler geliyor Nova ile birlikte. Belki ilerleyen günlerde alırız. Bilmiyorum. Paralanırım. Bir şekilde alırım. Onları da oynarız. Rainer'la başlayacağız. Kerrigan'la devam edeceğiz. Artanis'le bitireceğiz. Yani ana hikaye akışını. Onun dışında şöyle bir özet geçelim. StarCraft 1'de en son ne yaptı? Omega bölümü vardı. Hayvan gibi zordu. Çok zorlandık. Kerrigan herkese atar gider yapmıştı. Ortalığı yıkıp yakmıştı. Ve yani hükümranlığını ortaya koymuştu. Tabii hikayede ne olmuştu? Kerrigan artık serbestti. Brood War, yani Brood Mother'dı tam anlamıyla. Brood War şeyinde. Brood Mother şeyine geldi. Yani bu ne demek? Bütün bilinen, bütün Zerg'leri Kerrigan yönetiyor artık. Kerrigan komutasında bir Zerg topluluğu var. Tamamen artık Overmind, Highmind'dan çıktı. Overmind'ın kontrolünden çıktı. Bizi de kandırdı. Yani Rainer, Artanis gibi arkadaşları kandırdı. Zeratul'ü falan kandırdı. Bu arada hibrit konusu sürekli olarak söz konusu geliyor, yani gündeme geliyordu. Bu işte tabii Protosslar ve Zerglar arasındaki bir hibritleşme durumu vardı. Dünya Federasyonu işin içine karışmıştı, ortalık iyice kanlı revan olmuştu. Korhal neredeyse Kerrigan'a borçluydu şeyini, bağımsızlığını diyelim. Ama tabii Dünya Federasyonu da ortadan kalktı. Artık sadece Korhal'ın hükümranlığı sürüyor Terran tarafında. Protoss'ları göreceğiz. Biraz toparlama evresine girecekler. Farklı başlar çıkacak ortaya. Kerrigan her zamanki gibi Kerrigan olacak. Evet, başlayalım. Dediğim gibi Wings of Liberty. İçimi düz 22 diyor. Dediğim gibi ne yaptığımı bilmediğim bir dönemde. Yani ta zamanlarda oynadığım şeylerde. Şimdi difficulty o zaman casual oynamışım. Tabii şimdi biz new campaign diyeceğiz. Biz bunu bitirdik. Wing of Liberty completed diyor ama biz yeniden oynayacağız. New campaign diyelim. Casual, normal, hard, brutal diyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Ben normal zamanda
Yani co-op oynuyorum ben bu oyunu arka planda aynı zamanda. Yani eve giriyorum böyle 1-2 dakika oyun sürem olduğunda girip brutal co-op atıyorum. İşte orada brutal atıyorum. Ama yani orada işte yardımcı bir arkadaş daha oluyor. İşte birinin yardımı fena olmuyor falan filan. Açıkçası hard seviyede başlayalım. Zorlarsak normale düşürüz. Çok kolay olursa brutale çıkarız gibi düşünüyorum. Çünkü campaign görevleri öyle kolay da değil. Kolay lokma da değil. Onu da söyleyebilirim. Yani normal aslında. You have some experience with strategy games. Yani sadece strateji game oyunlarına bilginiz varsa oynayın diyor. Hard da bu işin ustasıysanız diyor. Şimdi ben şuradan ve o efsane sinematik. Aa. Octorus Mengs konuşan bu arada. En son soru kendini ne kadar biliyorsun, tanıyorsun? Mahkum ileri doğru, yani platformun ortasına doğru yürü. Çok yeni bir oyun olmadığını tekrar etmek isterim bu arada. Film gibi geçmesini umuyorum sizin için. Umarım öyle olur. Katil, korsan, hain, yani şu an suçlarını sayıyor. Bugün gitmekte özgürsün. Yakında öğreneceğin gibi. Özgürlüğün bile bedeli vardır. Evet, yani anladığınız üzere zaten bir zırh giydiriliyor adama. Üstüne de kaynatılıyor bu arada. Savaş kıyafeti giydirildi ve kilitlendi. Hapishaneni birlikte taşıyacaksın. Üzerine giydiğin zırh senin yeni hücren olacak. Hata yapayım deme. Savaş yaklaşıyor. Winter is coming. Bütün şaşasıyla değil. And all its horror. Ve bütün korkusuyla güzel geldi. Findley. Findley Bey, Bay Findley. Awaits. Özgürlüğün seni bekliyor. Hail. It's about time. Zamanı gelmişti diyor da. Müthiş bir sinematik de gerçekten. İlk çıktığı gün böyle ağlarsın ya. Müthiş bir sinematik. Bu arada Mr. Finley, Tycus dediğimiz arkadaştı. StarCraft 1'den hatırladık hikayede. Rainer'ın yakın arkadaşlarından biri. İşte hapiste tutuluyordu. Octorus Mengs tarafından ve serbest bırakıldı. Tabi serbest bırakılmasının bir bedeli var ve bu bedeli birlikte oynayarak tecrübe edeceğiz. Marsara gezegenindeyiz. Uç bir dünya burası. Dominion kontrolünde. Vermilion şey bu arada, alt yazıda gördüğünüz üzere bu haber sunucusu.
Zerg istilasından bahsediliyor televizyonda. Şu anda Jim Raynor hakkında konuşuyorlar. Yani Jim Raynor gibi komutanlara ihtiyacı duyulmaz mıydı falan filan diye. O da diyor ki hayır, kesinlikle Dominion için. Dominion bu arada hakimiyet gibi bir ismi var, öyle düşünün. Yani onun için bir tehdit, işte kanunsuz, vigilante, kaçak falan. Bu arkadaş da Jim Raynor. Bu da Sarah Kerrigan. Tabi eski aşkı, yani her zaman, yani hep aşkı, aşkı yani işte, ne diyeyim. Ama tabi artık Sarah Kerrigan lan geriye çok şey kalmadığı için. Yakında diyor hani adalet yerini bulacak diyor. Hiçbir şey yerini bulamayacak sen. Orası bir şey diyor. Adjutant, are my troops ready yet? Bu bilgisayar hani askerler... Tabi efendim. Askerlerim hazır mı diyor. Emirlerini bekliyorlar diyor. About time we kick this revolution into overdrive. Göreve çıkıyoruz. Bu hatırlarsanız bir briefing ekranı vardı StarCraft 1'de. Aynen böyle. Aynen böyle. Buna benzer bir şey ekranı vardı. İşte bu iç in-game sinematikler de StarCraft 2'nin briefing ekranı olacak. Bilginize. Dediğim gibi hard'da deneyeceğim. Deneyeceğim. Söz vermiyorum. Dediğim gibi co-op'ları brutalde oynuyorum. Zaten StarCraft 2 bölümleri yayınlanmaya başladıkça arada co-op bölümleri de kaydeder atarım. Artık onun da vakti geldi. Şu anda Marine teknolojimiz var. Bu oyunu başlat diyelim ve başlatalım. Adjutant, what do you got for me? Dominion forces have set up a logistics headquarters. This has become the hub for all operations on Marsara. Marsara gezegenindeki bütün operasyonun yönetildiği merkez burası. The locals cooperating. The people of Backwater Station are known to be anti-Dominion, but they lack weapons and organization. Bu arada halk da Dominion'u pek sevmiyor. It'll cripple them on this planet. Prep my ship. Gemimi hazırlayın, atımı hazırlayın. Sefere çıkıyoruz. Özgürlük günü. Hadi bakalım. Özgür müyüz yeterince? All right boys. Let's show the locals they don't need to fear the Dominion. Evet, yerel halka Dominion'dan korkmayacaklarını gösterelim. Dediğim gibi biraz zor olabilir. Tökezleyebilirim. Emin değilim. Sadece kendime güvenemiyorum. Raiders roll. Keep your intervals wide, your eyes open and your ass is covered. Let's move. Sounds like a plan. Time to man up. Köpeğimi takip ediyoruz. Don't go up that road. Raiders roll. Oradan yukarı gitme diyor şu abla. Girdi içeri. Sounds like a plan. Kurt uludu kardeş, kurt kardeş. Raiders. Raider. Kill him. Sounds like a plan. Bir asker kaybettim. Bu arada Raider'ı gördükleri için bir tepki verdiler. Komşunu gözetle falan, herhangi bir şey olursa biz haber What's up? Time to man up. Orada Raynor'ın canı doluyor mu kendi kendine, bir bakalım. What's the plan? Break it down. My neighbors. My family. This is look ugly. Ailem. Commander, a large Dominion force is gathering in the center of town.
Evet, şu an burada büyük bir birlik var. Yetişin lan. Seninle birlikteyiz diye şey geldi, yani yedek destek kuvvet geldi. Orada kameramın yeri iyi diye düşünüyorum. Eğer bu sağ üstte bir şeyler çıkmaya başlarsa kameramın yerini değiştiririm. Dikkat etmeye de çalışacağım buna. Raiders roll. Bu ara bu bonus objektif 6 tane şeyi yakınlıyor. Şöyle o yüzden buraları gezmek lazım. Bir asker daha kaybettik tabi bunu yaparken. 2 tane kaldı bonus objektiften. Umarım biraz daha reinforcement gelir. Sounds like a plan. You can count on me. Bana güvenebilirsin. Finally, there's the locals. You'll all be given a meal when you reach the dig site. My brother went off to the mine last week. He disappeared. Madene gönderiyorlar. Kazalına gittiğinize yemek vereceğiz diyorlar. Adam bir de şey diyor. Kardeşim gitti. Geri dönmedi diyor. Bir hafta oldu diyor. Kaçmaya çalışıyor ve askerler onu vuruyor. Like a plan. Sell me. Talk to me. Önce Rainer'ı salıyorum ki HP'si fazla diye. Time to man up. Things has a lot to pay for. Thank you, Rainer. We knew you wouldn't forget us. There's more people still being held up ahead. I'll see to them. Yani bunları kurtardık, teşekkür ettiler. Daha ileride çok fazla adam tutuyorlar falan diyorlar. Marshal Rainer. In a while since we saw you around here. We're with you, Raiders. Seninle izlediler. Bana yardım mı olacak? Oo, bomba falan atıyorlar. Güzel, nice. Raiders roll. Aşağı inmeden birini kesersek iyidir. Kestik vallahi. O Viking diye geçiyor bu birimler. Hem yukarıda ateş edebilir hem aşağıda ateş edebilir ama aşağı inmeleri gerekiyor. Ateş etmeleri için. Onlarla dövüşebileceğimizi bilmiyorduk ama yapabildik. Şey diyor, unutmayın, Meng sadece sizin verdiğiniz sürece sizi kontrol edebilir dedi. Bir achievement aldık. Görev 5 dakikada bittiğini şey yaptı ama bizim burada 20 dakikamız gitti. O yüzden play again demeyeceğim. Bu arada achievement, 3 tane achievement'ı yaptık burada. Nedir o? Libertation Day, Rainer's Back ve Down with Manx diye bütün adamlarını öldür görevini yerine getirdik. Dediğim gibi 10 dakika altında değildi bu görev. Bir sonraki bölüm artık yani teker teker gideceğiz gönül rahatlığıyla. Hiçbir şey yok. Görevin adında direkt yazacağız. Level 1 Libertation Day diye çakacağız. Şöyle bir continue diyelim bakalım. Direkt şeye mi geçecek onu merak ediyorum. Aslında şurada direkt hani seçim yapa yapa gitse daha güzel olurdu. Şimdi ben mesela şu videoyu bir sonraki bölümde de izleyeceğiz mi? Bence videoyu izleyelim. Bir sonraki bölümde izlerse geç deriz yani. Sinek konmuş, bardağı sinek konmuş videodan bahsediyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu video önemli bir videoydu, evet. Az önce videoda gördüğümüz üzerine zırhı kaynaklanan, kitlenen arkadaş bu.
Tychus Finley. Bu da Jim Raynor. You know, for the most wanted man in the sector. Bu sektörde en çok aranan adam sensin ama seni bulmak o kadar zor değil. Seni kendi gözlerimle görmeliydim. Küçük bir Jimmy Raynor. Little Jimmy Raynor, the people's hero. Halkın kahramanı. Böyle bir dalga geçiyor. Tychus Finley. Nice suit. Pays to be prepared. I heard they put you on ice. Seni buza kilitlediklerini, life sentence, ölü yani ömür boyu hapse. That's right, old buddy. I'm a model citizen now. Şey diyor, artık diyor tam bir örnek vatandaşım diyor. Peki bu zevki neye borçluyuz? Arkadaşça bir iş teklif yapacağım. Do you even know what the Dominion are doing out here? Dominion'ın ne yaptığını biliyorsun. Dışarıda ne yaptığını biliyorsun. Bana anlatmak üzeresin galiba. Kadim yaratık yani uzaylı şeyleri, artifaklarını arıyorlar, artifakt. Relik melik bir şeyler işte. Manx bunlar için deliriyordu. Sanırım çok kolay reddedemeyeceğim seni de o zaman. Partner diyebiliriz. %70'e %30 anlaştılar şu anda. Bir pazarlık yaptılar. Şimdiden eski günlerdeki gibi hatırlattı. Ha, eski günler dedi ve konuyu kapattı. Güzel ya gerçekten ben... Çok eğleniyorum. Bu arada... Evet, şu anda bu şeye geçtik. Bunu tıkladığımızda göreve gidecek. Buradan haberleri dinleyebileceğiz. Buradan Tychus'la konuşabileceğiz. Buradan Kerrigan'ı görebileceğiz. Mesela şöyle. Sarah. Sometimes I think it would have been better if you just died that day. Bazen diyor o gün, bu arada hani Kerrigan'ın nasıl Zork olduğunu biliyorsunuz. Octors Manx onu bir gezegende terk ediyor ve Zork'lar öldürmüyor onu falan filan. Biliyorsunuz işte artık. Bir bilmiyorsanız da izleyin canım kar bölümlerim yani. Kerrigan'ın o gün keşke o gezegende ölseydin acaba daha mı iyi olurdu diye şey yapıyor. This looks recent. This you're doing, Jimmy? Folks in these parts are ready to... O da bir Viking. Guess they just needed a little push. Jim Raynor tarafından durdurulmuş. Çok yeni gibi yani dün gibi hatırlıyorum tarzı muhabbetler çeviriyorlar işte. Öyle çok daha akıcı bir şey yok. Şuradan şarkı seçebiliyorsunuz bu arada. Değiştirebiliyorsunuz. Objects. Eyvallah. Haberlere de bakalım. Madem herkes tıkladım mission hariç. This is Donny Vermillion, live from the UNN Encore Hall. We've got a breaking story for you. Let's go live to our own Kate Lockwell on the fringe world of... Mars aradan haberler şu anda bizim yaptığımızla ilgili televizyon haberleri gelecek herhalde. Jim Raynor yeniden ortaya çıktı, yeniden göründü. Backwater istasyonuna. Kate, I bet the locals are pretty nervous about having a notorious outlaw in their neighborhood. Actually Donnie, the people I talked to seemed really encouraged by the... Vermillion yani şu herif şey yapmaya çalışıyor işte. Jim Raynor'ı gördükleri için halk çok kızgın değil mi falan filan muhabbet yapıyor böyle. Kadın da şey diyor, hayır aslında şu anda özgürlüklerini kutluyorlar falan filan derken böyle araya girip kapattı konuyu falan yani. Zaten o yüzden de televizyon olmuştu. Call me curious, but how'd you get out? Yani bana meraklıyabilirsin ama nasıl dışarı çıktın diyor. Şu anda yalan söylüyor işte bir yerden bir yere giderken çıktım falan yani. Az önceki o hikaye işte bana zırhım üzerime giydirildi falan filan işte çıkamıyorum dışarı tarzı bir şey değil de. Tabii zırhının üzerinden çıkartamayacağını biliyor da yani onu söylüyor o. Ve konuşuyorlar ilerleyen şeylerde de zaten çıkıyordu ama hani o bir... Bedel karşılığı özgürlüğümü bana verdiler. O bedeli henüz hani hikayede göstermedik biliyoruz ama henüz hikayede göstermediler yani.
And I promise you, Minsk is going down, one way or another. Minsk yaptıklarının bedelini verecek. Dediğim gibi göreve tıklamayayım arkadaşlar. Şuradan konuyu bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel bir ilk bölüm oldu. Umarım böyle eğlene eğlene gideriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kısa yollar çalışmıyor.